Kreş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün size böyle üç yapraklı bir lif oyası ya da battaniye oyası anlatacağım. Bu oyayı sadece battaniye ve liflerde değil, mesela elbisenizin kenarında, yeleğinizin kenarında, herhangi bir kumaş üzerine yaparak da değerlendirebilirsiniz. Yazın özellikle bluzlarınızın kollarına yapabilirsiniz, kumaş kollara yapabilirsiniz, renkli yapabilirsiniz. Şimdi böyle bir zemin üzerinde modeli anlatacağım size. Şuradan başlayayım. Bakın burada bir lif modeli üzerinde anlattım. Bu lifi örmek istiyorsanız bu modeli sağ üst köşeye linkini bırakacağım. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videonun sonunda da olacak bu link. Şimdi bakın ben her zaman yaptığım liflerin ya da battaniyelerin etrafına mutlaka trabzan geçiyorum. Trabzan geçerek giderseniz daha düzgün gözükür. İlla tam trabzan değil, yarım trabzan ya da sık iğne de geçebilirsiniz. Trabzan size fazla geliyorsa. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum başlarken. 1, 2, 3. boşluğun içine 1, 2, 3, 4'lü bir fıstık topladım. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve tam tepe noktasına, bakın bunun tam tepe noktasına 1 2 üçlü bir fıstık. Eğer ipiniz kalınsa, daha bebe ipi gibiyse, lif ipi gibi değilse, bunu üçlü değil ikili de yapabilirsiniz fazla gelirse gözünüze. Bunu böyle topladım, 1 2 3 zincir çekerek şuradaki başlangıç noktamıza sabitliyorum bu şekilde. 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı boşluğun içine 1 2 hep tepe noktasında çalışıyorum. Bunu topluyorum. 1 2 3 zincir çekip yine başlangıç noktama sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir tekrar aynı boşluğun içine 3. Tekrar 3 zincir çektim ve yine tepedeki boşluğa bunu sabitledim. Bakın görüntümüz ortaya çıktı. Peki bunu ne yapacağız? 1 2 tane zincir çekeceğiz. Başlarken 3 zincir çekmiştik, şimdi 2. 1 2 3. Bakın 1 2 3. boşluğun içine sık iğneyle bu modeli tutturuyorum. Sonrasında 1 2 yine tekrar zincir ve 1 2 3. boşluğa. Bu boşluk sayılarını arttırabilirsiniz ipiniz kalınsa. 4. boşluğa da batabilirsiniz. Biraz daha seyrek görünmesini istiyorsanız bu çiçeklerin 4. boşluğa da batabilirsiniz. 3. Tekrar 4'lü bir fıstık yapıyorum. 4'lü bir fıstık yaptıktan sonra 3 zincirle yukarı çıkıp tekrar aynı metodu, burada ne yaptıysam burada da aynısını yaparak tekrar ediyorum. Oyamız bu şekilde. Bakın aynı metotla 1 2 3 yaprak daha yaptım ve bu 3 yaprağı 2 tane zincir çekerek 1 2 3. boşluğa sık iğneyle tutturuyorum. Tekrar yine 1 2 zincir çekip 1 2 3. boşluğa aynı metodu dörtlü fıstık yaparak tekrar edeceğim. Modelimiz bu kadar. Görüntüsü de gayet düzgün. Bakın hemen hemen her renge yakışacak bir model. Hepinize kolay gelsin.